Evet selamlar. Üçüncü fasiküle başlıyoruz. Üçüncü fasikül mutlak değer. Ee, onun dışında üstü sayılar ve köklü sayıları işleyeceğiz. Mutlak değerle başlıyoruz. Sayfa 9'da giriş yapıyoruz fasikülümüze. Bir sa gerçek sayının mutlak değeri bu sayının sayı doğrusu üzerindeki sıfır olan uzaklığı. Yani mutlak değer demek sıfır olan uzaklık. Burada mesela 6 sayısını düşünelim. 6 sayısının 0'a olan uzaklığı mutlak değer 6 ile gösterilir. İki çizgi arasında bu 6'ya eşittir. 6 birim uzaklık. Şimdi bak 0 ile eksi 5 arası sol tarafta olsa bak eksi 5'e doğru gidiyorum ama sonuçta 5 birim. O zaman mutlak değer eksi 5 eşittir 5. Yani burada şunu bir kere şu uzaklık lafı var ya uzaklık negatif olamaz. Uzaklık negatif olamaz o yüzden ee, ne diyeceğiz mutlak değer ya 0'dır ya 0'dan büyüktür. Şimdi o zaman mutlak değer x. Mutlak değer x için konuşuyoruz. Mutlak değer x. x'e eşittir. x büyük eşit sıfırsa. Yani mesela 6. Büyük sıfır. Direkt kendisine eşit. Büyük eşit sıfırsa. Direkt e, neye eşitmiş? x'in kendisine eşit. Eğer küçük sıfırsa eksi x. Neden? Şimdi x küçük sıfırsa. Eksi x büyük sıfır. E, bu uzaklık olacağı için eksi x olması lazım. Anlaşıldı mı? Büyük sıfır olması lazım yani. Ya da şimdi sıfır aşağıya da koyabiliriz, yukarıya da koyabiliriz. X'e eşittir. X büyük sıfırsa yani olduğu gibi çıkıyor. Eksi x'e eşittir x küçük eşit sıfırsa. Yani sıfırda eşitliği hangi tarafa koymam, koyduğumun bir önemi yok. Çünkü mutlak değer sıfır sıfır eşittir. Sıfırın sıfır uzaklığı sıfırdır diye düşünebilirim. Devam ediyorum. Şöyle. Şimdi genel olarak şunu şöyle yorumlayacağız sözler olarak. Eğer mutlak değer içindeki ifade pozitif veya sıfır olduğu belli ise mutlak değer sembolü kaldırılabilir. Yani eğer pozitif veya sıfırsa olduğu gibi çıkarılır. Mutlak değer 2, 2 diye çıktı. Mesela x büyük sıfırmış. E, 3x de büyük sıfır. İçerisi artı. Yani mutlak değerin için işaretine bakıyorum. Büyük sıfırsa olduğu gibi çıktı bak. x büyük sıfır diyor. 3x de büyük sıfır. 3x artı 1903 de büyük sıfır. Neden? 1903'ün kendisi büyük sıfır. 2 tane pozitif sayı topladığınızda pozitif. O zaman bu olduğu gibi çıkar. A eleman R ise bak burası da önemli. A eleman R ise A kare artı 1. E, mutlak değer A kare artı 1 A kare artı 1. Neden? Çünkü A eleman R ise ben biliyorum ki A kare büyük eşit 0. Reel sayılarda bir sayının karesi ya 0'dır ya büyük 0'dır. E A kare artı 1 her tarafa 1 eklersen bu kesin büyük 0'dır. Bunu biliyorum. Doğru mu? Yani A kare artı 1 büyük e, eşit 1 olacak. Da, dur daha düzgün yazayım. Her tarafa 1 eklersem akar artı 1 büyük eşit 1 yani akar artı 1 büyük 0, o yüzden bu da olduğu gibi çıktı. Ama eğer mutlak değerin içi ikinci ifade edeyim negatifse mutlak değer dışına eksiyle çarpılarak çıkar. Bu önemli. Mutlak değer eksi 2. Eksi 1 çarpı eksi 2. Eksiyle çarpım ya da eksi eksi 2'den 2. Yani içerisi böyle sayıysa sayıysa mutlak değer eksi 2 2 diye çıkıyor. Burası önemli en çok karıştırılan yerlerden biri bu x küçük 0 iken mutlak değer 3x eksi 3x. Bazen burada şey deniyor. Yani hocam e hani negatif olmazdı mutlak değer. Burada eksi 3 var. Sonuç nasıl eksi 3x oluyor? E şimdi burası eksi 3 ama x'in kendisi küçük 0. Yani x küçük 0 ise örneğin eksi 2 gibi bir sayı ver. Eksi 3 çarpı eksi 2'den sonuç sonuçta 6 yani pozitif olacak. X ya da şöyle düşünelim. X küçük sıfırken her tarafı eksiyle çarparım. Eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi x büyük sıfır oluyor. Her tarafı 3 ile çarptığımda 3 ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmiyor. Eksi 3 x büyük sıfır olur. Tabii eşitsizlik kısmına hiç girmeden de direkt eksiyle çarparak mantığından. Sonuçta x küçük sıfırsa 3 x de küçük sıfır. Eksiyle çarp çıkardım. Eksi 3 x oldu. Bak burası da önemli. X küçük 1 bölü 3 ise X küçük 1 bölü 3 demek her tarafı 3 ile çarparsam 3x küçük 1 demek. Yani 3x 1'den küçükse ya da bunu karşıya atarım. 3x eksi 1 küçük 0 demek. 3x eksi 1 0'dan küçükken küçükse küçükken neyse <laughs> neyse küçükse demek istediğimi anladın. 3x eksi 1 0'dan küçükken derken sanki e, yaşayan bir varlık gibi konuştum. Neyse çok dağıtmıyorum konuyu. 3x eksi 1 küçük 0 eksiyle çarpıp çıkaracağız. Çünkü içinde eksi, içerisi eksi ise Eksi 3x eksi 1. Eksi 3x artı 1. Yani bu ne oldu? O zaman büyük sıfır oldu. Mantığımız bu kadar. Tabi şimdi bunları sorularda daha iyi pekiştireceğiz. Mantığımız şu genel olarak kodlamamız. Büyük sıfırsa, büyük eşit sıfırsa, pozitif veya sıfırsa olduğu gibi çıkar. Hiç dokunmayız. Küçük sıfırsa yani içerisi negatifse mutlak değerin eksiyle çarpıp çıkaracağız. Ee, konu anlatım kısmını bitirdik. Şimdi kazanın birden devam edeceğiz. Kazanın birde görüşmek üzere.